hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi kanal? Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok zor bir soru sordun hemşerim ya. İyi olsun diyelim. İyimser düşünmek istiyorum. Peki şu son yapılan zamlardan sonra size göre en pahalı ürün veya ürünler neler? Ya şimdi ben doğrusunu söyleyeyim, ben burada kalmadığım için. Ama şu anda burada izindeyim. Fiyatlar normalin üzerinde, çok pahalı. Çok pahalı. Peki Kayseri'yi nasıl buldunuz? Size göre Kayseri'de ne eksik, ne görmek isterdiniz? Kayseri'de benim en çok dikkatimi çeken ne biliyor musun? Zihniyet. Zihniyet var ya, zihniyette bir devrim olması gerekiyor. Hoşgörü bitmiş. Saygı, sevgi, tahammül sınırları bitmiş arkadaşım. Bizi birbirimize bağlayan değerler vardır. Türklük değeri vardır, Türklük değeri. Türklük ne zaman yükselmiş, kendimizi bulmuşuz. Türk devletleri yükselmiş. Tek eksiğimiz değerlerimize sahip olmamak ve bundaki zayıflıktır. Çok teşekkür ederim. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi Türkiye'de şu anda, hani biz Avrupa'dan geliyor. Temelli yerleştim buraya. Yani zor gerçekten. Yani gidişat kötü yani, görüşüm yani. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Merkezdeyim ben. Memnun musunuz belediye başkanından? Yani belediye güzel çalışıyor gerçekten yani, benim görüşüm ve tertemiz yani. Memleketimiz güzel, süper yani. Her tarafta park alanı var, her şey var yani. En çok hangi faaliyetlerinden memnunsunuz? Valla temiz yani, çoğu Türkiye'de çoğu yer gezdim. Kayseri geçtim, çok temiz yani. Temiz yani, bu parklar olsun yani, sosyal yerler olsun, süper yani. Teşekkür ederiz, size kartınızı verelim. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi hakkında ne düşünüyoruz? Berbat. Ekonomi yerlerde. Millet aç, millet darda, ekonomi yerlerde. Bu kadarını diyebilirim. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikgazi'ye bağlıyız. Memnun musunuz Melikgazi Belediye Başkanı'ndan? Belediyede bir sıkıntımız yok. Belediyemizden memnunuz. Ama öbür türlü iş konusunda, gençlerimizin okuma konusunda, hani nasıl diyeyim, geniş değil yani, öyle diyeyim. İş alanı geniş değil gençlerimize. Bir düvenenimiz var gençlere çalışacak. Başka bir yerimiz yok. Ne tür faaliyetler görmek isterdiniz belediyede? Yani ne tür faaliyetler görmek isterdik? Gençlerimizin önünü açsınlar. Gençlerimize iş imkanı kursunlar. İş imkanı sağlasınlar. Gençlerimiz okul tatili olduğu zaman iş yok. Çalışacak yer yok gençlerimize. Ama Tayyip Erdoğan bir tane. Başka yok. Teşekkür ederim. Durum böyle. Kartınızı verelim. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi hiçbir şey düşünmüyorum. Çünkü ekonomi harbiden çok kötü olmaya başladı. Enflasyonu indirecekler dediler. Hiç aslı yok. Bence yalan söylüyorlar. Yani bu durumdan dolayı üzgünüz. Yani milletimiz aç geziyor, sefil geziyor vallahi. Bir şey alamıyoruz yani genç yaşımızda. Gençlerle ilgili bir proje yapsalar ve indirim falan olsa öğrencilere falan çok güzel olur. Lakin hiçbir şey yapmıyorlar. Son gelen zamlardan sonra şikayetçi olduğun ürün nedir? Yani telefon olsun yani. Kimin hayali değil ki mesela bir iPhone kullansam veyahut da başka bir marka kullansam, kimin hayali değil ki? Ya nasıl diyeyim, bir tişört olmuş mesela, bir marka alıyorsun 600-700 lira bir para. Bir pantolon alıyorsun 800-900 lira para. Almışken iyisini alayım diyorsun. Bazı şeylerden geri kalmayayım diyorsun. Ama dediğim gibi yani çok kötü durumdayız yani bence. Yani düzelmemiz lazım. Lakin nasıl olacak onu da hiç bilmiyorum yani. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Burada yaşıyorum, Melikgazi'de yaşıyorum. Melikgazi Belediyesi'nden memnun musunuz? Vallahi iyi, hizmetlerini iyi yapıyorlar yani, memnunuz. Doğruyu söylemek gerekirse iyi bakıyorlar yani. Çevre ev düzene bakıyorlar. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musun? Ya memnunum yani. Benim onlarla bir işim yok ama memnunum yani, dediğim gibi. Peki Melikgazi'ye ne yapılmasını isterdin? Vallahi şöyle bir yakınlara bir havuz bu sıcak ayında. Bir güzel olurdu yani. Veyahut da halı saha falan. Vardı halı saha, top oynuyorduk. Kapattılar yani. Alparslan'ın o taraflarda. Bilmiyorum artık ne yaparlarsa. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülke ekonomisi hakkında bir esnaf olarak şöyle söyleyeyim, görüntü hoş bir görüntü değil. Ya bunu herkes biliyor. Bunu hani 5 yaşındaki çocuk da biliyor. Tabiri caizse 50-60 yaşındaki adam da biliyor. Yani
Bunun bir şekilde düzeltilmesi gerekiyor ama nasıl düzeltilecek, nasıl olacak bilmiyoruz. Yani yıllardır aynı koltukta kişiler yönetiyor ülkeyi. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi işte her şey meydanda, güzel insan. Ne düşünelim? Herkes alıyor, veriyor, satıyor, yiyor, içiyor. Herkes memnun. Peki şu son yapılan zamlardan sonra size göre en pahalı ürün veya ürünler neler? Yeme içme. Ama bir AVM'ye falan gittiğimizde yer bulamıyoruz. O da var. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Develi. Develi Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnunuz. Peki belediye tarafından ne gibi yenilikler görmek istersiniz bulunduğunuz bölgede? Vallahi istediğimiz her şeyi yapıyorlar. Sağ olsunlar. Mehmet Cabbar Başkanımız bu konuda iyi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ne düşünüyorsunuz? Benim için aynı problem. Problem yok. Dünyada bu ekonomi var. Burada da var. Normal. Kayseri'de nerede yaşıyorsunuz? Hangi ilçedesiniz? İldem. Hangi faaliyetlerinden memnunsunuz? Her faaliyetten. Bir örnek alsak. Ya ne bileyim ben yani. Ben çok işim yok ki oralarda. İşim yok yani benim oralarda. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Biz de ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ekonomimizin de iyi olur. Her şeyimiz iyi yani şimdi. Bizim yani bir bu adam başımıza gitti mi biz de rezil oluruz yani. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Ben Yahya ilçesinde yaşıyorum ama şimdi Eşer Bağlar'ında oturuyorum. Memnun musunuz belediye başkanından? Tabii memnunum. Hangi faaliyetlerinden memnunsunuz? Her ne faaliyet dersen de. Örnek gösterebilir misiniz? Örnek de hepsi aynı. Hepsinde yani hiç dört dörtlük yani. Teşekkür ederim. Biz de kartımızı... Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, ben iki dönem muhtarlık yaptım ben. Tayyipçiyim. Oylarımı da verdim ama şu an hiç memnun değilim. Elimizde gelen var gücümüzle çalıştık. Benim köyüm 500 seçmeni var. 500 seçmeni direktmen verdik. Ne bir hizmet de var, ne hiçbir şey var. Bir şey yaptıkları yok. Ekonomi de zaten bitirdiler. Yani çıkacak durumumuz kalmadı ki piyasaya. Çok zor durumdayız. Sıkıntılıyız. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Sarız Damızlık Mahallesi'nde. Memnun musunuz Sarız Belediye Başkanı'ndan? İşte. Ne tür faaliyetler görmek istersiniz? Yaptı şimdi adamın yaptıklarını inkar etmeye kulağı asma yani. Önceki belediyelerden düzenli yaptı biraz. Şimdi ben ama yani şöyle söyleyeyim yani. Şu an hiç memnun diyelim. Şu vaziyet memnun diyelim. Ya milleti bitirdiler ya. Çok sıkıntıya girdik yani. Mazot aldı gitti başını. Ben çiftçilikte yapıyorum. Köyde kalıyorum. Yani traktöre binemiyorum yani. O dereceye düştük. Peki, biz çok teşekkür ederiz. Size ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi konusunda şu an gerçekten çok fazla şekilde artış var ve asgari ücretin hiçbir şekilde yettiğini düşünmüyorum. Çünkü ne kadar asgari ücret artsa bile ekonomi de artıyor. Ve fiyatlar yani asgari ücretli bir insanın yetiştirebileceği durumda değil şu anda. Peki şu yapılan son zamlardan sonra size göre en pahalı ürün veya ürünler nelerdir? Ben açıkçası ev geçindirmediğim için, kıyafete para harcadığım için ya da makyaj malzemelerine bunlarda çok artış olduğunu düşünüyorum. Ama kaşar vesaire, zeytin falan bunlarda da çok fazla artış var. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Kayseri, Melikgazi, buradayım. Melikgazi Belediyesi'nden memnun musunuz? Yani ondan memnunum, evet. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl buluyorsunuz? O da iyi yani, onunla da bir sıkıntı yok. Tamamen ekonomi.